Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün bahsini sizlere vereceğim. Bugün çarşamba arkadaşlar. Çarşamba bahsini sizlere takdim edeceğim arkadaşlar. En son dünkü maçımıza 2 Şubat'a girip izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dünkü tahminlerimiz geldi. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Galatasaray maçının ilk yarısı 3 üstledik bir kombin arkadaşlar ve yanına Mecnun de eklemiştik 1.60 yaklaşık. O kombinimiz geldi arkadaşlar. Korner bahisleri geldi. 3 tane. Yaklaşık bir kombinde sürprizli bir kombin yapmıştık arkadaşlar. Oradan yatan bir karşı KG vardan yattık arkadaşlar. O da hangi maçtı? Fener maçına KG. Evet, Galatasaray'dan yattık arkadaşlar. Galatasaray 3-0 kazandı. 2.5 gol üstü olabilir dedik. Hani her tahminimiz geldi arkadaşlar. Şükürler olsun. Dün güzel kazanç sağladık arkadaşlar. Kazanmayan kardeşimiz de yoktur. Bugün de sizlere tek maç vereceğim. Kendi ligimizden Türkiye Süper Ligi'nden arkadaşlar güzelliğimi yine yapacağım. Bu maça iki farklı bir tahmin çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatıyla isteyenler oynayabilir arkadaşlar. Öncelikle dediğim üzere bahsime geçmeden önce tahminime geçmeden önce arkadaşlar videomu durdurup emeği saygı açısından videoma like atmayı unutmayın. Yorum atmasınız da olur arkadaşlar. Bunu dile getiriyorum zaten. Takipte olmayan arkadaşlar, abone olmayan kanalımıza, abone olmayan kardeşlerim kanalımıza gelip abone olup takip edebilirler arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. Saat 7'deki maçımız arkadaşlar Türkiye Süper Lig'den Antalyaspor kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor arkadaşlar. Antalyaspor'a 3.60 oran açılmış. 0'a 3.30. İkisine de 1.55 oran açmış arkadaşlar. Karşı gol oranına da 1.60. Yokuna da 1.80 oran açmış. Baktığım zaman Antalyaspor kendi evinde sıralamaya baktığımız zaman Beşiktaş 3. sırada 44 puanda, Antalya 9. sırada 29 puanda arkadaşlar. Antalyaspor 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. 12 atıp 13 gol yemiş arkadaşlar. 5 galibiyeti var. Beşiktaş'ın deplasmanda 6 galibiyeti, 1 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. 22 atıp 18 gol yemiş arkadaşlar. Son maçında Antalyaspor deplasmanda kazanmış. Kendi ondan önceki maçta deplasmanda oynamış. Berabere kalmış. Kendi evinde de Trabzon'da berabere kalmış arkadaşlar. Beşiktaş'ın son maçında kaybetti. Trabzon'a karşı gerçekten çok iyi bir oynuyordu. Trabzon kalecisi çok şanslıydı. İyi kurtarışlarla Trabzon'u kurtardı arkadaşlar. Onun için bir takımda kaleci gerçekten kaleci faktörü çok önemli arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. Beşiktaş kendi evinde geçen sene bu takıma karşı berabere kalmış arkadaşlar. Kendi evinde 3-0 kazanmış. Deplasmanda kazandığı maçlar genellikle var. Farklı kazandığı 2 sene önce 6-2'lik bir skorla kazanmış. Sakat cezalara baktığımız zaman da hani Lukas Podolski, Orgil'di Antalyaspor'da. Önemli eksikler var. Beşiktaş'ta da hani Cenk Tosun da aynı geldi. O karantinada arkadaşlar. Dorukhan cezalı. Kırmızı kartlı. Gökhan Töre zaten sakat. Rıdvan da sakat arkadaşlar. Adile yırtık. Yani Beşiktaş'ta o kadar sakat cezalı yok. Gerçekten oynayan adamlar elinden geleni yapıyor. Hata yapmayacaktır. Bir derbi var bu hafta sonu. Yani Beşiktaş hani bu hafta sonuna kadar yani bu maçı kayıpsız geçip 47 puanla hani ikinci sırada yerini kuracaktır. Fenerbahçe'nin de puan kaybı yüzünden gidecekti derbide. İkisinden biri yani beraber kalsa bile Beşiktaş o maçı yeni takdirde hafta sonu liderliğe yine oturacaktır. Bunu da dile getireyim. Onun için bu maçı bence hata yapmayacaktır. Beşiktaş elinden geleni yapacaktır bu maçı almak için. Farklı bir skor çıkabilir. Farklı bir skor da 5-0, 4-0. 4-0-0 bir skorla çıkabilir arkadaşlar. Yani isteyenler karşı gol var. Karşı gol yok. Oranını değerlendirebilir. 1.80 ona sabit olsa değerlendirin arkadaşlar. Beşiktaş bu maçta bence gol yemez. Trabzon'a şanssız bir gol yedi. Genelde gol yemeyen bir ekip Beşiktaş. Son maçlarına arkadaşlar baktığımız üzere. Ama Karagümrük'e yedi arkadaşlar. Göztepe'de kendi evinde yedi. Yani son 3 maçına karşılamasına yemiş ama bence yemez arkadaşlar bu takıma karşı. Almak ise hani Antalya'nın atacak bir oyuncusu var mı onu bilemiyorum. Atabilirlerdi. Yani benim şahsi görüşüm o şekilde. Ben bu maçı arkadaşlar sizler için vereceğim tahmin arkadaşlar. Maç sonucu ki Beşiktaş kazanır arkadaşlar. 1.55 orandan. Oran düşmeden akşama kadar oynayın. 4-5 saat var yaklaşık. Erkenden çekmek istedim. Hani bu maçı daha erken çekmek istedim. Olmadı. Onun için tahmin biraz maçta düşünüyoruz. Onun için değerlendiriyoruz arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Bakın oranlar değişiyor arkadaşlar. Deplasmanın 1.5 üstü. Bakın 1.58'e kadar düştü yani. Bu nedir ki? Beşiktaş çok az bir şekilde hani bu maç üste gidecek. Bakın var orada yokun orası oranları da değişti. Hemen her şey değişti arkadaşlar. Bakın 1.50'ye düştü Beşiktaş'ın oranı.
1.55'ti. 1.50'ye düştü, yaklaşık düşüyor arkadaşlar. Deplasmanın oranı da ev sahibinin oranı da yükseldi. Çok rahat bir şekilde Beşiktaş galibiyeti olacaktır arkadaşlar. Bu maça çok rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Bu maçı isteyenler 2 ve üstü oynayabilir ki 15 gibi yüksek bir oranı var. İsteyenler 2.5 gol üstü şeklinde de değerlendirebilir arkadaşlar. 2.5 gol üstü oranı 1.62 arkadaşlar. Çok güzel oranı var. Ben maça ikinci bir tercih arkadaşlar. Dediğim üzere ikinci tercih 2.5 gol üstü. Ben tek tahmin olarak bu maça maç son 2 diyorum. Beşiktaş kazanır arkadaşlar. Kazanmaktan yana yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu maça maç son 2 oynayabilirsiniz kardeşlerim. Diğer maçları yorumlayacak olursak arkadaşlar, çarşamba maçları bayağı bir maç var arkadaşlar. Bu maçları yorumlayacak olursak, Konya Gençler Birliği bir maç var arkadaşlar. Bu maçta da arkadaşlar hani 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. 1.70 oranı var. Gayet güzel arkadaşlar. Olma ihtimali var. Leipzig maçına, Boşkun maçı, kupa maçı arkadaşlar 2-3 gol üstüne gider. 1.30 oranla değerlendirebilirsiniz. Wolfsburg Schalke maçı da 2.5 gol üstü olur. 1.40 oranı var. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burnley Manchester City arkadaşlar 2.5 gol üstü. City kazanır. City kazanır arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde 2 ve üstü oynayabilirsiniz. 1.50'lik yaklaşık oranı var. Yani yüksek ekmek adına değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Başka arkadaşlar sizlere vereceğim maç Bordeaux maçı var arkadaşlar. Lille Bordeaux arkadaşlar. Yani Lille de çok iyi gidiyor. Son maçlarında bir kazanmış. 1-0, 2-0. Bordeaux son maçına kaybetmiş. Bu maça da hani yüksek oranda 2 orandan da 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Üste gidecek diye düşünüyorum bu maçın. Başka Leeds Everton maçı var arkadaşlar. Leeds United Everton bu maçı çekişmeli geçer. 2.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. 1.45 oranı var. Stuttgart-Mönchengladbach 2.5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Napoli Atalanta karşılaşması 2.5 gol üstü kaçmaz arkadaşlar, değerlendirin. Lyon maçı 2.5 gol üstü arkadaşlar. Bu maçları bu şekilde alıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Barcelona maçı 2.5 gol üstü arkadaşlar. Yani şu maçlara şöyle oynayabilirsiniz. Barcelona üst arkadaşlar. Barcelona maçı üst. Liverpool maçı. Liverpool üst. Barcelona üst arkadaşlar. Ve Napoli Atalanta üstü arkadaşlar. 4 maça bu şekilde 4.26 oran yapıp değerlendirebilirsiniz. Beşiktaş maçını çıkardığımızda 2.84'lük oranla bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Büyük maçlar gol ve goller olur arkadaşlar. Kafanızın yatanları oynayın. Tek maçımız Beşiktaş maçıdır. Diğer maçları yorumladım. Yorum maçlarımızdan çoğu da geliyor arkadaşlar. Onları da göz önünde bulundurup oynayabilirsiniz kardeşlerim. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videoma emeği saygısından like atmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimiz de kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.